Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere havuçlu cezerye tarifi vereceğim. Cevizli havuçlu bir cezerye tarifi. Oldukça kolay bir tarif. 2 su bardağı havucumuz var. Rendelenmiş havuç var. Derince bir tavaya veya tenceremize alalım. Evet, havuçlarımızı tenceremize, tavamıza boşaltalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. Evet, 1 su bardağı. Malzeme listesini videomun alt kısmına her zamanki gibi yazacağım arkadaşlar. Ve suyunu kendisi ocağa koyacağız ve suyunu verip havuç kendi suyunu verdi gördüğünüz gibi. Biraz daha çekene kadar pişireceğiz cezeryemizi. Cezeryemizi pişirdikten sonra arkadaşlar 1 su bardağı öğütülmüş pötibör bisküvimizi cezeryemizin pişip soğuyan cezeryemizin üzerine dökeceğiz. Döktükten sonra cezeryemizi soğutacağız. Evet. Havuçla şekerimizi pişirdik. İyice suyunu çektikten sonra kendi suyunu verip tekrar suyunu çektikten sonra 1 su bardağı öğütülmüş pötibör bisküvimizi ekledim. Sade bisküvimizi ekledikten sonra soğumaya bıraktım. Soğuyan havuçlu karışımımızı şerit halinde sermiş olduğum Hindistan cevizinin üzerine serdim. İri öğütülmüş de cevizimizi üzerine serelim. Ve stresle kaldırarak rulo haline getirelim. Çok lezzetli bir tariftir. Çok uzun yıllardır bu tariften hiç geçmedim, vazgeçmedim. Sürekli yaptığım bir tariftir, sevdiğimiz bir tariftir. Hepiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz top halinde minik minik de yapabilirsiniz. Servisi açısından farklı modeller de kullanabilirsiniz ama ana yapımı bu şekildedir. Şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, rulomuzu ben buzdolabında biraz beklettirdikten sonra dinlendirmeye aldım. Buzdolabından çıkardım. Ve bu şekilde kesmeye başladım. Servis tabağına alacağım. İsterseniz buzluğa da koyabilirsiniz arkadaşlar. Uzun süre muhafaza edebilirsiniz bu şekilde rulo halinde. Çok pratik oluyor. Ani bir misafiriniz geldiği zaman, lazım olduğu zaman gerçekten kurtarıcı oluyor. Dışarı çıkardığınız zaman yarım saatte zaten eski halini alıyor. Ben çok fazla bekletmedim buzdolabında. O yüzden şu anda biraz daha yumuşak. Evet, cezeryelerimiz hazır. Yapımı da oldukça kolay. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Yapmış olduğunuz güzel yorumlardan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde biraz yoğun ve sıkıntılı günler yaşıyorum. O yüzden tüm sorularınıza cevap veremiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler.